Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde İngilizce'deki geçmiş zamanı giriş yapacağız. Öncelikle tarihleri nasıl ifade edeceğimize bakacağız. Daha sonra ise kendimizin ne zaman doğduğunu veya bir başkasının ne zaman doğduğunu ifade edeceğiz. Öncelikle tarihlere bir göz atalım. Burada 1996 diyoruz. İkili okuyoruz. İki rakam. 1996. 1986, 1916, 1960. Burada 2010 de diyebiliriz veya 2000, 2000, 2010 veya 2002 veya 2002 da diyebiliriz. Ama genellikle 2002. Genellikle 2000'li yıllardan sonra bu şekilde ikili değil de tam tarihi söylüyoruz. 2002. 1699. 1799. 1840. 1945. 2005. 2015 şeklinde. Şimdi biz bunları tarihleri nasıl yazacağımıza bir bakalım ve tarihlerden önce hangi zaman edatını kullandığımıza göz atalım. Öncelikle what year is it now? Hangi senede? Bu sene hangi yıl? What year was it last year? Geçen sene hangi yıldı? What year is it next year? Bunlara bakalım. Evet. What year is it now? It's diyoruz. It's 2020. 2020. What year was it last year? Geçen sene hangi seneydi? It was 2019. What year is it next year? It's 2021. Şimdi beraber ne zaman doğduğumuzu veya birinin ne zaman doğduğunu ifade eden cümlelere bakalım. Şimdi İngilizce'de kişi zamirlerini daha önce görmüştük. Bunlara tekrardan göz atalım. I, ben. She, kızlar için o. He, erkekler için o. It ise cansız varlıklar için o demiştik. Bundan sonra gelen geçmiş zamandaki to be'nin geçmiş zaman hali was olarak kullanacağız. Şimdi bundan sonra doğdum derken biz born fiilini kullanacağız. Ve bundan sonra bir tarih. Mesela 1980'de doğdum derken I was born in zaman edatını kullanacağız. 1980. I was born in 1980 veya she was born in 1980. Yani o 1980'de doğdu diyeceğiz veya he was born in 1980. Şimdi burada bir de şöyle yazalım. Eğer 1980 değil de mesela 1980'de Mayıs ayında doğdu dersek aynı şekilde ya da doğdum dersek I was born bu sefer 10 oluyor. I was born on May 1980 diyelim. Veya şurada onlar şu tarihte doğdu derken they were born in 1995 diyelim. Onlar 1995'te doğdu. Veya aynı şekilde they were born on April 1996 diyoruz. Şimdi cümleler üzerinde devam edelim. Şimdi buraya bakalım. Burada yine şimdi tarih de in kullanıyorduk. I was born in May diyoruz. Veya 1988'de doğdum derken yine in kullanıyorduk. I was born in 1988. Ama burada 21 Mayıs'ta doğduk derken bu sefer on kullanıyoruz. I was born on May 21. Veya burada yine I was born on May 21, 1988.
Yine şunlara bir göz atalım. I was born, evet. Temmuz'da doğdum derken yine in. I was born in July. Temmuz'da doğdum. Temmuz'un 7'sinde doğdum derken ise I was born on. I was born on July 7. 1980'de doğdum derken I was born in 1980. Veya Haziran'ın 24 1980'in Haziran'ın 24'ünde doğdum derken I was born on 24 1980. Daha önceden görmüştük. Sabahleyin derse giderim derken in kullanıyorduk. I go to class in the morning. Burayı sadece in'i hatırlamak için yazalım. I go to class. Saatte ne diyorduk? At. Diğerine bakalım. Evet. Benim adım Tom olsun. Hi, my name is Tom. Evet, Temmuz'da doğdum derken in. I was born in July. Ama Temmuz'un 24'ü derken on. I was born on July 24. I go to class in the morning diyoruz. Şimdi burada nerede doğdun ve ne zaman doğdun sorularını yazmaya bakalım. Where were you born? Nerede doğdun? Nerede olduğu için ya şehir yazacağız ya da ne bileyim ilçe yazacağız. Nerede doğdun? A şıkkı sormuş olsun. B şıkkı da desin ki İstanbul'da doğdum. I was born şehirlerde in kullanıyoruz. I was born in Istanbul. Peki ne zaman doğdun diye sorsun. Ne zaman ise when ile soruyoruz. When were you born? Ne zaman doğdun? Bu da zaman ifadesi olması lazım. I was born in 1988. Mesela şöyle soralım. Atatürk ne zaman doğdu? When was born? Cevap veriyoruz. He was born in 1881. Nerede doğdu diyelim? Where was he born? He was born in Selanik. Selanik'te doğdu şeklinde. Şimdi arkadaşlar sizler kitabınız Students Book'ta sayfa 64'teki dinleme metnini yapmaya çalışın. When was she born? Ne zaman doğdu? Look at the photos. Fotoğraflara bakın. Do you know the people? İnsanları tanıyor musunuz? When were they born? Onlar ne zaman doğdular? Listen and write the years. Dinleyip tarihleri yazıyorsunuz. Jane Austen, the English writer, was born in. Dinliyorsunuz. In Hampshire, in the south of England. Burada Luciano Pavarotti, the Italian opera singer, was born in. Blah blah, in Montana, in the north of Italy. Bu şekilde yazıyorsunuz. Sorularınız olursa WhatsApp'tan sorabilirsiniz. Bir sonraki video derste görüşmek üzere.